Merhabalar. Bu videoda WinChill ana sayfa fonksiyonlarından, notebook'un kullanımından bahsedeceğim. Yani çok fazla kullanılmasa da bazen çok faydalı olabiliyor. Mesela notebook altındayken, eğer notebook ana sayfanızda yoksa customize'dan notebook'u aktif edin. Bu şekilde geliyor. Aktif ettikten sonra en üstte durmasına gerek yok. Şöyle aşağılara doğru sürükleyelim. Notebook geldi. Şimdi buraya farklı amaçlarla kullanabiliriz. Bir tanesi upload file'li kişisel dosyalarınızı yükleyebilirsiniz. Yani burayı bir bulut olarak kullanabiliyorsunuz. Özellikle Winch ile sadece firma içerisinde değil dışarıdayken de erişme yetkiniz varsa bu çok faydalı olur. Bayağı datanızı çok güvenli bir ortamda saklayabilirsiniz. Upload file'la tıkladığımda bayağı kendi bilgisayarımdan bir dosya seçip yüklememi sağlayacak. Ama bence asıl güzel yanı bir link oluşturup oraya hızlıca gidebilmeniz. Mesela şöyle düşünelim. Genelde WinChill kullanıcısının WinChill içerisinde yaptığı görevler belli oluyor. Mesela ben diyelim her gün geliyorum Browse. Daha sonra bir ilgili product'ın altına gidiyorum. Breaks'in altında Folders. Daha sonra Folders altından işte Dokümanlar. Onun altından Quality. Onun altından Pipup klasörüne gidip diyelim her gün buraya bir doküman yüklüyorum. Şimdi bunun için sürekli böyle browse'dan tek tek gezinmek yerine bu pipup klasörünün linkini alıp kopyaladım. Home sayfasında notebook'un altında new link dedim. Dedim ki ppap. Daha sonra buraya da URL yapıştırdım. Ve bu my hot links'in altına gidecek şuraya. Okey dedim. Buraya pipup diye geldi. Şöyle genişletirsek. Artık ben WinChill'e login olur olmaz ana sayfama gelip notebook altından pipup'a tıkladığımda direkt beni o klasöre atacak ve new document diye yükleyeceğim. Yani bu klasör yapısı çok daha dallanıp budaklanan yerlerde özellikle yani çok işe yarıyor. Bir de bazen sistemin yoğunluğundan dolayı buna tıkladığınızda bende kadar siz hızlı açılamayabiliyor. Tıklayıp bekliyorsun altında açılmasını. Böyle durumlarda faydalı olabilecektir notebook.